An itibariyle şu anda kaldı 550 kilometre Ankara'ya ve hava çok sıcak. İnanılmaz derecede su ihtiyacına maruz kalıyorum ve bu yüzden yanımda çok miktarda su var. Tabelada gördüğünüz gibi hedefimize az kaldı. Memleket işi gönül işi dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Gençler hayallerinizden vazgeçmeyin dedi. Bu yüzden ben de kendi hayalimi gerçekleştirmek için yürüdüm. Tam 550 kilometre kaldı. Peki sen ne yapacaksın? Ya tamam da kardeşim yani başka türlü değilsin. Çok delikli. Bunu başka türlü de yapabilirsin yani. Yani eski, artık eski yaklaşık taraftan. Bizim de projemiz vardı Rize'de. Biz gayet uzun süre Cumhurbaşkanımızla görüşmemin sebebi bizim kendimizin hazırladığımız projelerimiz var. Toplumsal ve kültürel projeler bunlar. Ve bu projeler sayesinde birçok insana da ekmeğinin evine götürmesinde katkıda bulunacağız. Bu sebepten dolayı bu projelerin olumlu ve faaliyete geçirilmesi için Cumhurbaşkanımıza sunup bunları hayata geçirmek istiyorum. Bu projeler şöyle söyleyeyim, doğuda belirlediğimiz pivot bölgeler var ve bu pivot bölgeler sayesinde öğrencilerin tatil dönemlerinde öğrencileri götürüp o bölgelerde hem kendi kültürel tarihimizi hem de o yörenin kendi il merkezlerinin tarihsel süreçlerini anlatıp bu şekilde oradaki insanlarla batıdaki insanları kaynaştırıp ortak bir tabanda buluşup oradaki insanları da tanımak. Daha önce birçok insana ulaştım, bu projeleri anlattım. Kendim şahsım olarak da yetkili insanlara da ulaştım. Bana geri dönüş sağlanmadı. Ben de bu projeleri sadece Cumhurbaşkanımıza sunmak için gidiyorum. Yani şu anda çevremdeki insanlar sadece benim için dua ediyorlar. Ben daha önce de gittim, kendisiyle görüşmek nasip olmadı. Artık yapacak bir şeyim kalmadı. Bu şekilde sesimi duyurup bu projeleri de tanıtmak. Ve bu projeler sayesinde İnanıyorum ki gençlerimiz de çok daha iyi bilgilenecek ve bu projeler sayesinde de öğrencilerimizi ve buradan götürecek insanlarımızı o bölgelerimizde çok daha iyi verimler, ülke ekonomisine katkıda dahi bulunacak faaliyetlerde sunacağız onlara. Bir genç olarak ve benim gibi gençler adına yürüyorum. Bunu biz kesinlikle güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın gençlere bakış açısını ve gönlündeki sıcaklığı çok çok iyi bildiğim için inanıyorum ki sesimi duyduğu zaman da çağıracaktır ve dinleyecektir bizi. Hava şartları iyi olursa bir 10 gün, 12 gün ya belki de 15 gün sürer. Şöyle söyleyeyim, daha önce birçok proje yaptım ve başarılı oldum. Bu projeler sayesinde insanlara yardım etmek istedim. Sonuçta kimse bu dünyada kalıcı değil, yapacağımız iyiliklerle biz kendi adımızdan söz ettireceğiz ve yaptığımız güzel şeylerle bu hayatta kalacağız. Yanıma aldığım şeyler genelde giysi ve yemek, su. En çok ihtiyacım olacak şey sudur. Bol bol sıvı tüketmem lazım. Bunun farkındayım. Tabii konaklama yerlerimiz de olacak. Bu yüzden hayatım boyunca bana şans getireceğine inandığım bir kolyem var. Buna çok sıkı sıkı sarılarak gidiyorum. Bana her seferinde şans getirdi. İnanıyorum bu sefer de şans getirecektir. Ve Cumhurbaşkanımız beni çağıracağını da biliyorum.